Güneşin kalbi gerekli diyor. Al sana güneşin kalbi. Netlik, orferek, gerçeklik. Bir ultra daha. Gençler merhaba, No Man's Sky'ın yeni bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte benim Howler'ım. Evet. Aradığım gemi. Bu arada Anomaly her zamanki gibi ilginç gemilerle dolu. Neyse. Çok fazla uzatmayalım ve görevlerimize devam edelim. Ah, bu benimki değil ya. Benim gemim nerede? Hı, buradaymış. Tamam. Önceki bölümde Emeril'in peşine gitmiştik ve biraz Emeril bulmuştuk. Bu bölüm... Bu slot niye boş? Tamam, oyunu kaydetmek için kullandığım modül ya da cihaz bir yerlerde kaybolmuş anladığım kadarıyla. Neyse, yenisini üretiriz, sorun değil. Önceki bölüm Emeril bulmuştuk ve Emeril ile şu zıkkımı yapmayı başarmıştık. Bu bölüm ise bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bir sonraki aşama bizden ne istiyor? Bakalım bizden ne istiyor? Evet, Indium istiyor. Biz bu bölüm Indium bulmaya gideceğiz. Indium da tıpkı Emeril gibi farklı sistemlerden çıkıyor. Nasıl ki Emeril'i yeşil yıldızlı sistemlerde bulmuşsak, Indium'u da mavi yıldızlı sistemlerde buluyoruz. O halde hemen galaksi haritasına geçtim. Filtremi serbest olarak değiştiriyorum. İşte şurada mavi bir yıldız var. Sanırım bu bir mavi yıldız. Oraya zıplıyorum ve gidip biraz Indium çıkartalım. Aa, güzel. Hem de ilk gezegenden. Tamam. Hiç şikayetim yok. Orada bir şey mi gördüm? Uzaktan bir binaya benzetmiştim ama bina değilmiş. Şöyle göz ucuyla baktığım zaman bir Indium'un neye benzediğini anlayabilir miyim? Tahminimce mavi renkte bir maden olabilir. Yakın civarlarda varsa hemen yanına inmek istiyorum. Aksi takdirde gezegene inip biraz analiz yapmamız gerekecek. Neyse ya, çok önemli değil. İn şuraya. Sodyum, altın. Indium'u gördüm ama sanki biraz uzaktaymış gibi görünüyor. Evet, bayağı uzakta ama şöyle yaparsam oraya hızlı bir şekilde gidebilirim diye düşünüyorum. Aslında büyük bir kaynak bulursak, en azından bu büyük bir kaynaksa, ikinci bir taneyi aramak zorunda kalmayız ve böylece hızlıca istediğimiz kadar Indium toplayabiliriz. Ne kadara ihtiyacımız olduğunu inanın bilmiyorum ama 200 ya da 250 tane olabilir. Bu çok yüzeysel bir kaynağa benziyor. Yine de hepsini çıkartıp görmeden bir şey diyemeyiz.
Güzel. Şunları da alalım. Şuralarda birkaç kırıntı kalmış. Onları da şöyle topladık mı? Bence buradaki işimiz bitmiş gibi görünüyor. Şu nedir? Onu da alırım abi. Bakalım üretebiliyor muyuz? 135 tane. Şunu hemen kullan. Karbonla şunları da yükle. Evet, 100 tane gerekliymiş. Ürettim. Sıradaki nedir? Şunu. Evet, böyle iyidir. Modifiye edilmiş kuanta. Altın istiyor. Ben yakınlarda altın kaynağı görmüştüm. Evet, altın yatağı 630. İndiyum. Tamam. İkisi de yolumuzun üzerinde. Önce indiyumu alalım. Elimizde biraz fazla indiyum olması bizim için iyidir. Daha sonra gidip altın kaynağını da yağmalarız ve bu işi bu gezegeninde çözeriz diye düşünüyorum. Daha sonra yapmamız gereken şey ise Atlas'a geri gitmek. Atlas'a gittikten sonra muhtemelen üreteceğimiz son şey Atlas'la iletişim kurmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu gerçekten büyük bir kaynağa benziyor. Muhtemelen burada 500 tane indiyum çıkartmayı başaracağız. Yorumlarda indiyumun çok değerli bir maden olduğunu söylemişsiniz arkadaşlar. Bunu da kontrol edeceğim. Eğer gerçekten değerli bir madense, bu madeni otomatik olarak çıkartabilen bir sistem kurup sürekli farmingini yapabiliriz. Ki bunları gezegenlerde yapmamız oldukça kolay şeyler. Bugüne kadar ben hiç yapmadım ama yapılabiliyor. Otomatik farming istasyonları kuruyorsunuz ve onlar belirlediğiniz madeni sürekli kazıp depoluyor. Siz de belirli aralıklarla gidip bu madenleri toplayıp satıyorsunuz. Evet, böyle bir şey de yapabiliriz. Ama öncelikle buradaki kaynağı sömürmeye devam etmek istiyorum. 484 tane bence yeterlidir. Şimdi altının peşine gidelim. O nedir? Orada bir soru işareti var. Kılcal kabuk ne abi? Ne işe yarıyor ki? 1000. Yani dengelenmiş gerçeklik bozukluğu diyor. Sorunlu bir gezegenden alınan nadir stabilize bir bozukluk. Yaşanabilir üslerde muhafaza edilmesi için güvenlidir diyor. Şurada dursun bakalım ne işe yaradığını ben de çok merak ediyorum. Altın kaynağımız nerede? Altın 500. Daha yakında bulabilir miyiz? Eğer daha yakında bulabilirsek ona gideriz. İndiyum, altın 400, 300. Sanırım en yakın orası görünüyor. Şunlar nedir? Sodyum, altın, altın. Evet, en yakın karşı taraf görünüyor. Orası gemimize de yakın. Oradan biraz altın alalım. Abi kelebekler. Tamam. 9000 vermiş. Bu canlıları analiz eden ve gerçekten çok para kazandıran bir modül var. O modülü, o yükseltmeyi bulabilirsem alacağım. Ve böylece yaptığımız analizlerden de iyi paralar kazanabiliriz. Hatta bazıları böyle 300 bin, 400 bin falan veriyor diye biliyorum. Tamam. Çok büyük bir kaynağa benzemiyor. Zaten çok büyük olmasına da gerek yok sanırım. Yine aşağı yukarı 100 tane altınla bu işi çözebilirsek bence işimizi fazlasıyla görebilir.
geri kalanını da istasyonlarda bir yerlerde satarız. Çünkü altını bulmak oldukça kolay. Hemen hemen her istasyondan onu satın alabiliyorum. Kargomda taşımaya değer bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Aslında kargomda taşımaya değer olmayan farklı şeyler de var. İşte manyetize ferit vesaire gibi. Onları da bir ara elden çıkartmayı planlıyorum. Yeterlidir. Evet, güneşin kalbi. Sanırım son noktaya ulaştık. Aynen öyle. Üretmemiz gereken son şeyi ürettik. Peki o zaman. Yakıtımız yok. Sadece 10 tane yakıt kalmış. İstasyondan yakıt da satın alalım. Hatta istasyona gidelim ve sistemimize istasyonu kullanarak atlayış yapalım. Bir saniye, vazgeçtim. Vazgeçtim. Çünkü bu sefer oradaki istasyondan çıkmam gerekecek. Yukarıdaki. Ve Atlas tam karşımızda duruyor. Hadi bakalım. Neler olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Altmış kere zıplama yapmışız ya. Ne oldu abi? Geriye gel lütfen. Hadi ama. Gerçekten çok saçma sapan bir durum oluştu. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Direkt Atlas'ın içerisine giriyordum. Niye beni kabul etmedi? Evet. Aa, bir saniye. Unuttuk. Oradan keşke aktif indiyumda toplasaymışız. Gerçekten unuttum. Şunu atıyorum. Aa. Yadigar. Güneşin kalbi. Tabii ki ya. Ya bunu hep nasıl üreteceğim diye düşünüyordum. Çünkü güneşin kalbi denen şeyi istiyordu. Güneşin kalbini zaten Atlas için üretiyoruz. Demek ki o teknolojiye de ihtiyacımız var. Umarım bizden o teknolojiyi şu an istemez. Ve tekrardan buradan çıkmak zorunda kalmayız. Şu piramitlerin bir esprisi var mıdır? Ya da işte şuralara girebiliyor muyuz? Hadi. Abi düşündüğüm şey mi lazım? Bunu aktif etmek için yadigarı mı üretmemiz lazım? Emin değilim. Ha. Evet. Bakın bu. Evet. Bu gözümden kaçmış. Atlas tohumu bölgesi. Gerçekten burası gözümüzden kaçmış.
az kalsın buradan çekip gidiyordum. Ama yine de kafamda şu yadigar denen şey var. Onun ne olduğunu da merak ediyorum. Ne işe yaradığını gerçekten görmek istiyorum. Sizin için küçük bir kapak alacağım. Eğer yapmayı başarabilirsem. Şöyle olabilir. Evet, bir ekran görüntüsü alalım. Önümüzdeki 5 bölümde bu ekran görüntüsünü kullanacağız. Güneşin kalbi gerekli diyor. Al sana güneşin kalbi. Netlik, orferek, gerçeklik. Bir ultra daha. Atlas'ın arayüzünün huzurunda duruyorum. Dünyaları oluşturanın huzurunda. Bana ne olduğunu gösterdiği yerde. Kendi yaşamının doğasını ve zihninin çalışmalarını benimle paylaştığı yerde. Asla duaya ihtiyaç duymadı. Asla ibadete ihtiyaç duymadı. Benden istediği, tek istediği sadece bir girişti. Ben sadece bir kullanıcıydım. Atlas tohumları kendiliğinden kapıya doğru çekiliyor. Boşluk doldurulmak istiyor. Hiçlik bir ruh özlemi çekiyor. Eğer bunu yaparsam bir yıldız doğacak. Eğer bunu yaparsam düşündüğümden daha fazlası olacağım. Yeni bir yıldız yarat diyelim. Hiçbir şey yoktu ve sonra her şey bir anda oluverdi. Yaratılışa şahit oluyoruz. Vay be, çok güzel. Boşlukta yaşam alevi çıkaran bir yıldız görüyorum. Hayatın yaratılışını, gezegenler ve yarattıkların ona anlam verişini görüyorum. Bir an için Atlas gibiyim. Bir an için ben dünyaların yaratıcısıyım. Uzay ve zaman kumaşı, sistemden sisteme dolaşan kara deliklerle bana ifşa olmaya direniyor. Atlas çığlık atıyor. Yeni teknoloji yıldız tohumu. Platin, trityum ve altın istiyor. Bunu yapabilirim. Ama ben önce şeyi yapmak istiyorum. Yadigarı üretmek istiyorum. Güneşin kalbini üretmem lazım. Güneşin kalbi için Nova kalıntısı lazım. Tüm bu süreci tekrar tekrar yapmam lazım anladığım kadarıyla. Bir saniye. Trityum ve platin. Trityum gemide var. Platini ise şeyden alacağız. Bunları tekrar kullanamam. Platini ise bir istasyondan alabiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm ise şu şeyi yapmak istiyorum. İsmi neydi? Yadigar. Evet. Yadigarı yapmak istiyorum. Onun nasıl bir teknoloji olduğunu da merak ediyorum. Daha doğrusu o teknoloji bizim ne işimize yarayacak? Merak ettiğim şeylerden biri de o. Fakat şimdi şu bize son verdiği şeyi üretip ilerleme kat etmeyi deneyebiliriz. Yıldız tohumu oluşturun diyor. Teknoloji yükseltmesini yükleyin. Kıvılcımların en küçüğü kökeni bilinmeyen bir sınırlama alanı içine yerleştirilmiştir diyor. Tohum kaçacak potansiyelini yerine getirme konusunda çaresiz olan yaşamla parıldıyor. Teknolojiyi yükselt. Bunları topla falan filan. Hala daha Nada ve Polo diyor. Peki bunu ürettikten sonra ne olacak?
Hadi ama ya. Şu anda sizinle savaşmak istemiyorum. İstasyona geri geldik. Buradan biraz platin alalım. Umarım vardır. Yani genellikle bu konuda sıkıntı çekmiyoruz ama yine de belli olmaz arkadaşlar. Bazen bulamayabiliyorsunuz. Burada yaklaşık 100 tane alsam bence işimi görür diye düşünüyorum. Ne kadar istediğine bakmadım ama tahminimce 100 tane işimi görecektir. Evet, 16 tane istiyormuş zaten. Oluştur. Yıldız doğumunu kurdun diyor. Onu şuraya koydum. O ne işime yarayacak? Ne işe yarayacağını kesinlikle bilmiyorum. Ama kurduk mu? Evet, kurduk. Sırasıyla bir saniye. En baştan başlayacak olursak. Ruh motoru geç. Ele geçirilmiş nanot. Bunu istiyordum. Yükledim. Ondan sonra Safferit'le ele geçirilmiş nanot. Onu zaten, evet, bunu da ürettik. Küreselleşmiş ruhu da ürettik. Küreselleşmiş ruhtan sonra ne istiyorsun? İyonize kobalt kullanarak ürettim. Peki, manyetize feritle diğerini ürettim. Şafağın sonu diyor. Karanlık maddeyle diğerini ürettik. Şafağın sonu ve bakırla fotik yeşimini üretiyorum. Fotik yeşimi ve kadmiyumla bölgenin parlaklığını ürettim. Bölgenin parlaklığını kullanarak biraz da emerille bunu ürettim. Evet, onunla indiyumu birleştirip diğerini ürettim. Bir tek güneşin kalbi kaldı. Onun için de biraz altına ihtiyacımız var. Şuradan altın alalım. Ne kadar altın istiyor? Onu da kontrol edelim. Neredeydi? Güneşin kalbi. 100 tane altın istiyor. Bizde 20 tane var. Şuradan 80 tane altın alalım. Güzel. Güneşin kalbi ve son olarak yadigar. Artık her ne işe yarayacaksa onu da şuraya koydum. Aa, birbirleriyle etkileşime geçtiler. Yadigar. Tanıdığın her şey içeride diyor. Yadigarı biz şeyde almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam Atlas görevinden önce almıştık. Artemis görevinde almıştık. Ya da 16 görevini bitirdikten sonra almıştık, emin değilim.
Bununla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yani ne işe yarıyor? Katalogdan görebilir miyiz? Üretilmiş ürünlerde olabilir diye tahmin ediyorum. Şöyle hızlıca bakacağım arkadaşlar. Ekipmanda olabilir mi? Sonuçta onlar birer teknoloji olduğu için ekipmana girmiş olabilirler. Burada da göremedim. Oluşturulmuş teknolojiyi kontrol edelim. Peki. Anladığım kadarıyla her şey bu kadar. Biz bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık bir sonraki bölüm bizi nereye götürecek? Ben de merak ediyorum. Çünkü Atlas görevini bitirmiş olabiliriz. Atlas görevini bitirmişsek bir sonraki göreve ilerleyeceğim ki kara deliklerle ilgili bir görev var. Kara deliklerin olayını keşfetmek zevkli olabilir. Onlara bakarız. Daha sonra oyun bizi nereye götürürse onu yapacağız arkadaşlar. Şuradan görevleri bir kontrol edelim. Atlas'ın yolu devam ediyor. Kara deliğe ulaşın. Ben de bundan bahsediyordum. Tamam. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve tekrardan görüşene dek hoşça kalın.